Merhaba arkadaşlar, ben Deniz Bahadır. Bugün sizlere Corpia 4X için hazırlamış olduğum pasta havlu setimden biraz bahsetmek istiyorum. Setimizin detaylarına girmeden önce soundlarımıza biraz bakalım, sonra devam edelim. Evet, dinlemiş olduğumuz bass davul setimizin birinci style'ı. Toplamında 6 style'ımız var. Birinci style'ımız tamamen Türkiye yönelik, Türkiye müziklerine yönelik yaptığımız bir style. Bass davulumuz, perküsyonlarımız, asma davulumuzdan olmak üzere. Her style'ın kendine göre 4 tane keyboard setimizde kaydettiğimiz örnek soundları mevcuttur. Birincisinde davul setimiz vardır. İkincisinde piyano, üçüncüsünde gitar ve dördüncüsünde pedlerimiz mevcuttur. Bütün setlerimizde, bütün style'larımızda bu şekilde farklı soundlarla dizili bir şekildedir. Piyanomuza direkt geçelim. Üçüncü sesimize bakalım. Evet, çelik telli bir pop gitar soundumuz. Bu soundumuz Corpia 4X'in içinde olan bir soundumuzun sizler için editlediğim hali ve ritim olarak introlarda ya da parça sakin bölümlerinde kullanabileceğimiz bir gitar soundumuz. Dördüncü olarak da dem olarak altyapılarda tavan olarak kullanabileceğimiz atmosfer sesimizi dinletmek istiyorum. Ve gelelim ikinci style'ımıza. İkinci style'ımızda da yine bas gitarımız, davulumuz ve perküsyonlarımızdan oluşan ilk sesimiz ve diğer e-piyano, gitar ve pad seslerimiz. Peki bu style'daki özellik ne? Bu style'daki özellik birinci style'ımızda daha çok türkü tarzı demiştik. Burada da biraz daha etnik, biraz daha pop tarzı parçaları çalabilmemiz için hazırladığım perküsyonlar var. Bunun içinde küp, talking drum, bongo ve tumbalar ve onun yanı sıra kahon mevcuttur. Bunlara girmeden önce akustik davulumuzdan birazcık söz etmek istiyorum. Dinlemiş olduğunuz akustik davul 3 katlı hassasiyette, stereo bir şekilde ve oda mikrofonlarının da içinde informasyon olarak bulundurarak kaydedilmiştir. Bundan kastım ne? Mesela normal bir şekilde tomları bir mikrofon, kick mikrofon, snare bütün davul setimizi kaydettikten sonra belirli nüanslar eksik kalıyor davulda. Bundan da kastım değil. Mesela high tom'a vurduğumuzda doğal olarak her zaman
sinirin alttaki tonunu da biraz alırız. Çünkü bu rezonans sesler onu da yavaştan biraz daha çalmaya meyillendirir. Bunu da şöyle bahsedebilirim size. Normal sinirimiz, toplam 3 sinirimiz var. Sakin bir sinir, rimshot olarak sert kullandığımız ve işin içine biraz daha doğallık katabileceğimiz bir sinirimiz. Şimdi bu sinir sesinin tonlara etkisini onu bir dinleyelim. Altta yavaş yavaş sinirin altındaki tonumuzu alıyoruz. Fark ettiğimiz üzere normal tom sesimizin yavaş vurduğumuzda biraz daha sert ve çok sert vurduğumuzda sinirin de alttan gelen sesi. Ve burada biraz daha fazla çünkü high tone'umuz sinerle normal çaldığımız davulda direkt birebir oluyor. Bunun bize peki kattığı güzellik nedir? Tabii ki doğallık. Sahnede ne kadar doğal gelirse sound'larımız o kadar dinleyici de zevk alır, siz de zevk alırsınız. Fazla lafı uzatmadan direkt perküsyon setimize geçmek istiyorum. İlk önce küplü olan bölüm. Onun yanı sıra perküsyonlarımızı farklı efektlerle, perküsyon sesleriyle, fillerde, ataklarda kullanabileceğimiz, ekleyebileceğimiz seslerimiz mevcut. Geçelim kahonumuza. Bas gitarlarımızdan da biraz söz etmek istiyorum. Toplamında elinize 4 tane bas gitar geçecek. 4-5 hatta 5 bas gitarımız geçecek. Bunlar farklı karakterlerde bas gitarlar. Biraz daha kapalı, biraz daha açık, biraz daha slap bas gitarımız ve slide bas gitarımız. Bunları ufak göstermek istiyorum size. İkinci bas gitarımız bütün video boyunca çaldığım bas gitar. Üçüncü bas gitarımıza geçiyorum. Bu biraz daha modern poplarda çalınabilecek bir bas gitar. Şimdi biraz daha slap tarzı ya da biraz daha dinamik, biraz daha parlak bir bas gitara geçeceğim. Bu bas gitardaki özellik de çaldığım notaların yanı sıra farklı slide'lar var. Bunlardan da örnek vereceğim ve bu slide'larla parçanızı daha farklı yerlere koyup perküsyonlarınıza dizip geniş bir şekilde zenginleştirebilirsiniz. İlk önce bas gitarımızı dinleyelim. Bizler de yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Ne yaptık? Birinci bas gitarımızdan örnek verdik. Şimdi bu bas gitarın slide bölümlerini biraz göstermek istiyorum. Onun için ikinci kat olarak dizdiğim bas gitarımı assignable switch dediğimiz bu düğmelere ekleyebiliriz. Ben şu an pitch bend'e ekledim. Ama siz istediğiniz gibi, istediğiniz karakterde bas gitarının slide bölümlerini geçebilirsiniz. Ben şimdi modülasyon bölümünden pitch bend'imizin yukarıya alıyorum ve farklı farklı slide'lara bakıyoruz. Evet. Çaldığımız tınıya göre de hiçbir sıkıntısız bunları ekleyebiliriz. Geçelim 3. style'ımıza. 3. style'ımızda gene davulumuz kalıyor. Ne oluyor? Perküsyonlarımız değişiyor. Hangi müzik tarzına geçtik? Biraz daha Türk sanat müziğine geçtik. Biraz daha arabesk müziğine geçtik. Neyi kastediyorum? Darbukalar, tefler, hollolar.
Bir dinleyelim neler var. Bendir, hollow ve tefle bir karışım. Aynı şekilde darbukalarımıza bakalım. Üçüncü setimizi de style'ımızı da gösterdikten sonra sahnede alternatif olarak sunabileceğiniz bir farklılığı sunmak istiyorum. Bas davulumuzdan anlattık, perküsyonlarımızdan anlattık, davulumuzdan anlattık ama üçüncü bir imkan var. Bu da tabii ki her zaman her solisti ya da her müzisyeni tatmin etmeyebiliyor. Ama bas davul ve piyanonun kombine edilmesi. Bunu da ben size bir alternatif olarak göstermek istiyorum. Burada ne yaptık? Bas gitarımız, davul ve e-piyano olarak klavyemizi üçe böldük ve bunun eşit şekilde nasıl çalındığını örnek vereceğim ve bunun da hazır bir şekilde nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Ufak bir şekilde bunu da tanıtmak istiyorum size. Bas gitarımız, davulumuz ve piyanomuz. Şimdi bunların kombinesi. Ve gelelim 5. style'ımıza. 5. style'ımızda bas davulumuz basa ayrıldı ve davula ayrıldı. Peki burada ne yaptık? Burada elektro kit olarak eklediğimiz bir davul kitimiz var. Daha fazla hızlı eserlerde kullanılabilecek ya da ne bileyim oyun havası, halay şekilde eğer canlı çalıyorsanız bunları kullanabileceğiniz bir set. Bundan örnek vermek istiyorum size. Evet. Peki basla beraber çaldığında? Ve gelelim son setimize. Son setimizde, daha doğrusu son style'ımızda sizler için hazırladığım farklı bir drum kitten bahsetmek istiyorum. Şimdiye kadar dinlemiş olduğunuz davul kitimiz haddinden fazlasıyla temiz, haddinden fazlasıyla kalite olarak yüksek aşamada. Peki şöyle bir şey düşünün. Sahnede hepimizin ne kadar sound'u %100? Aynen bu sıkıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hiçbirimizin sound'u %100 olamıyor. Bundan dolayı doğallık gerçekten %100'lük değil. Doğallık bir enstrümanın yeri geldiğinde kirli ya da çok da temiz çıkmaması. Bunu düşünerekten ikinci yeni bir update olarak davul kit ekledik. Bu da gerçekten real kit dediğimiz ya da canlı kit dediğimiz bir davul kitimiz. Peki bunun özelliği diğer enstrümanımıza göre, diğer davul kitimize göre olan özelliği ne? Haddinden fazlasıyla kaliteli, haddinden fazlasıyla güzel bir rengi var. Ama hiçbir şekilde temiz değil. Ve temiz olmamasının artısı sahnede bize kesinlikle o canlı ruhu verecek. Ve sahne içinde ekiple beraber çaldığımız zaman daha çok harmanlaşacak ve bağdaşacaktır. Bundan bir örnek vereyim. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Yeni, daha doğrusu ikinci davul kitimiz. Davul kitimiz biraz daha kirli ama tat olarak bence daha güzel. Öbürüyle kıyaslayalım, kıyaslaştıralım ve ne demek istediğimi anlayacaksınız. Birinci davul kitimiz. İkincisi.
Evet, konuyu biraz daha toparlayalım. Elimizde ne var? Elimizde yeni bir bass-davul setimiz var. Toplamında 6 tane style, 6 tane farklı müzik tarzına hitap edebileceğimiz şekilde kullanabileceğimiz davulumuz, 4 basımız, 2 farklı davul setimiz ve toplamında 100'ü aşkın sample sesleriyle birlikte kurulmuş bir perküsyon setimiz. Yeni olarak e-piyano ve onun yanı sıra atmosfer seslerimizle birlikte bütün hepsini toparladık. Evet, benden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir bu tanıtım. En kısa zamanda sizlerle görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.